Herkese merhaba, hoş geldiniz LoRaWAN webinarına. Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım. Ben Alper Yeğin. 20 yılı aşkın süredir telekomünikasyon iletişim teknolojileri geliştirmesi üzerine çalışıyorum. Silikon Vadisi'nde Sun Microsystems, Docomo, Samsung şirketlerinin Ar-Ge bölümlerinde çalıştım. IPv6, Mobile IP, 4G, 5G gibi teknolojilerin geliştirmesine katkıda bulundum. ITF, 3GPP, ETSI gibi uluslararası standart organizasyonlarında komite başkanlığına varan farklı roller üstlendim. Şu anda Fransız yüksek teknoloji şirketi Actility'de Ar-Ge direktörü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da bugün anlatacağım LoRaWAN teknolojisini geliştiren gene uluslararası organizasyon LoRaWAN'da yönetim kurulu başkan vekiliyim ve standardı geliştiren teknik komitenin de başkanıyım. Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde ders veriyorum. Ve yine Türkiye'de IoT konusunda Ar-Ge ekosisteminin gelişmesi için başlattığımız nesnelerin interneti topluluğunun da kurucusu ve yöneticisiyim. Şimdi burada sunumla devam ediyor olalım. Öncelikle LoRaWAN dediğimiz bu iletişim teknolojisi pazarda hangi ihtiyacı karşılamak için geliştirildi ondan bahsedelim. IoT uygulamalarında bildiğiniz üzere enerji tüketimi çok önemli. Çoğunlukla pille çalışmasını beklediğimiz cihazların uzun ömürlü olmasını istiyoruz. Bunun için Bluetooth, Z-Wave, Zigbee gibi teknolojiler mevcut. Küçük pillerle çok uzun süre bu cihazların çalışmasını destekleyebiliyorlar. Ancak bu iletişim teknolojilerinin problemi onlarca ya da yüzlerce metreden öteye sinyal veremiyor olmaları. Hatta yer yer duvarları bile delip geçemiyor olmaları. Bu durumda endüstrinin başvurduğu yani uzun mesafeye sinyal yollaması gerektiğinde başvurduğu teknoloji genellikle 2.5-3 hatta 4G olmakta. Tabii bu teknolojilerdeki problem de çok fazla pil tüketiyor olmaları. Kompleks yapılarından dolayı, çok sinyalleşmelerinden dolayı cellular dediğimiz yani bu GSM bazlı teknolojilerle bağladığımız cihazların pil ömrünün kısa oluşu. Uzun süre işte burada ihtiyacı görebileceğiniz uzun mesafeye sinyal verebilen ama az pil tüketen iletişim teknoloji boşluğunu proprietary dediğimiz yani şirketlerin kendi özel standart olmayan teknolojileri bu ihtiyacı karşıladı. Tabii sürekli artan ihtiyaçla beraber buna dünya pazarı da cevap vermeye başladı ve bizim bugün size anlatacağımız LoRaWAN teknolojisi tam olarak bu boşluğu doldurmakta. Nereden geldi bu teknoloji diye bakacak olursanız bu teknoloji esasında temelinde yatan LoRa modülasyonu, long range kelimelerin kısaltılmış olan LoRa modülasyonu küçük bir Fransız startup tarafından geliştiriliyor, sikliyor. Daha sonra pazarda belli bir yol kat etmeye başlayınca da teknoloji ve ekibi Amerikan çip üreticisi Semtech tarafından satın alınıp bünyesine katılıyor. Daha sonradan Semtech şirketi Actility ve IBM'le bir araya gelerek ve beraberine birkaç şirketi daha ekibe katarak Uluslararası LoRa Alliance organizasyonu bundan 5 sene önce kadar kuruyor. Ve ondan sonra da bu teknoloji hızlanarak hayatımıza girmeye başlıyor. Temel olarak mimarisine baktığımız zaman Wi-Fi ve GSM mimarisinden çok da farklı değil. Sonuçta bizim LoRaWAN dünyasına gateway dediğimiz ama diğer teknolojilerde baz istasyonu ya da access point denilebilecek radyo üniteleri mevcut. Bunlar hem iç ortamda kullanılabilen picoseller olabiliyor hem de dış ortamda kullanılabilen macrocell gateway'ler olabiliyor. Biz bunlar radio network diyoruz yani radyo ağı. Bu radyo ağını yöneten ve ayrıca uç cihazların kimlik doğrulamasını yapan ardından da uç cihazların trafiğini üzerinden buluta taşıyan bir network server'ımız oluyor. Bu ağın şebekenin merkezi ünitesi diyebiliriz buna. Bu network server üzerinden gelen veriler ekseriyetle bulutta bir
uygulama sunucusuna iletiliyor. Bu Amazon, Google, IBM sunucular olabilir. Sizin bireysel sunucunuz olabilir. Uç noktalarda ise çoğunlukla sensör dediğimiz ama actuator da olabilen, yani A'dan gelen komutları icra edebilen, mesela bir uzaktan açılabilen bir vana gibi düşünün. Üniteler var ve bunlar tabii ki hem sayı olarak hem de çeşit olarak sürekli artan bir yapıya sahipler. Bunun üzerinden ana karakterine baktığımız zaman LoRaWAN teknolojisinin karşımıza şunlar çıkıyor. En başta vaat ettiği uzun mesafe sinyalleşme, ki bu onlarca kilometre mesafeye ulaşabiliyor. Kapalı alan içine, yani hem kapalı alan içindeki gateway'lerle hem de dışarıdaki micro cell dediğimiz dış ortam gateway'lerinin sinyallerini duvarları delerek içeri iletebilmesi sayesinde deep indoor coverage sağlayabiliyor. Bütün bunları yaparken pil ömrünü çok kısaltmıyor. 10 seneyi aşan pil ömürlü sensörlerin geliştirilmesine olanak veriyor. Ve tabii ki bu pazarın ihtiyacı olan güvenlik tarafında da eli çok güçlü. Şu anda en yaygın kullanılan, yani Wi-Fi'den olsun 3G, 4G hatta gelen 5G'de bile kullanılan AES-128, yani AES-128 bit kriptografi ailesini ve algoritmalarını ve anahtarlamasını kullanarak da uçtan uca gerekli güvenliği uygulamalarda sağlayabiliyor. Yine en çok öne çıkan özelliklerden bir tanesi lisanssız bant kullanımı. Aynı Wi-Fi'de olduğu gibi herhangi bir otoriteden lisans satın almadan, lisans ücreti ödemeden bu teknolojiyi farklı boyutlarda kullanabiliyorsunuz. Yani bugün için nasıl Wi-Fi access point'i alıp kurmak hem bir tüketicinin evinde hem de bir şirket binasında ya da bir fabrikada mümkün oluyorsa, LoRaWAN'de de aynı şekilde regülasyonların desteğiyle bu mümkün. GSM dünyasında olduğu gibi sayılı lisanstan, sayılı ve pahalı lisanstan bir tanesine sahip olmanız gerekmiyor. Ve bu sayede de hem halka açık, yani üzerinden abonelik satılan ağlar kurabiliyorsunuz bir operatör gibi, hem de sadece kendi ihtiyacınıza yönelik, sadece kendinizin kampüste, okulda, şirkette, evde kullanacağınız ya da fabrikada kullanacağınız ağlar kurabiliyorsunuz. Ayrıyeten altyapı maliyeti de çok düşük. Bunun böyle olmasının ana sebebi de LoRaWAN teknolojisinin sıfırdan IoT'ye spesifik tasarlanmış ve üretilmiş olması. Burada ölçeklenebilirlik çok önemli. Yani milyonlarca, milyarlarca cihaza destek verebilmek çok önemli. Aynı zamanda da bu kadar çok cihazı desteklerken maliyetlerin düşük olması çok önemli. Tasarıma baştan bir gerek olarak eklediğimiz zaman bu koşulu, sonuçta da düşük maliyetli altyapı sistemleriyle pazara çıkabiliyorsunuz. LoRaWAN'de de olan tam olarak budur. Ve LoRaWAN standardı açık bir standarttır. LoRa Alliance web sitesinden herkes indirebilir, implemente edebilir. Hatta açık kaynak implementasyonları da mevcut. Bunlar da kullanılabilir. Bu arada bu oturumun benim sunum kısmının sonunda bir soru cevap kısmı olacak. Sorularınızı oraya da saklayabilirsiniz. Şimdiden chat penceresine yazabilirsiniz. Muhtemelen ben hepsine sonunda cevap vermeye başlayacağım sözlü olarak. Ama şimdiden aklınıza geldikçe bunları chat penceresinden paylaşmanız mümkün. Teknik özelliklerine biraz daha derinlemesine girip bakacak olursak, LoRa dediğimiz bunun esasında modülasyonun adı. Spread spectrum bir modülasyon. Radar teknolojisinde de kullanılan bir yaklaşımdır bu modülasyonda. Bu yüzden de interference'e karşı eli güçlüdür. Yani gürültü seviyesinin altında bile veri iletişimini sağlayabilir. Frekans olarak Türkiye Avrupa frekans bandına uyumlu olarak 868 MHz'i kullanır. Veri hızları zorlu koşullarda 300 bit per second'a kadar düşer. Ama radyo koşullarının olumlu olması durumunda, yani aradaki engellerin azalması, mesafenin kısalması durumunda dinamik olarak veri hızını da arttırır bu sistem.
FSK moduna da geçerek 50 kilobit per second'a kadar çıkabilir. Çok uzağa sinyal yollayabilmesi ya da duvarları delebilmesi bu burada gördüğünüz sensitivity yani radyonun hassasiyetiyle sağlanmaktadır. Eksi 142 dBm ki bu 300 bit per second hızında ulaşılan radyo hassasiyeti bize uzun mesafe ve engelleri aşabilen radyoyu sunan metrik bu gördüğünüz. Çift yön iletişim var tabii ki IoT uygulamaların ihtiyacında olduğu gibi. Interference'a karşı spektrum'a ek olarak forward error correction dediğimiz teknikle de arada bazı verilerin bozulması halinde bile alıcının bozulan verileri tekrar oluşturabilmesi, reconstruct edebilmesini sağlayan bir teknik. Roaming'i destekliyor. Yani ağlar arasında geçiş ağların beraberce çalışarak hedeflerindeki cihazlara servis vermesini destekliyor. Daha ayrıntılı seviyede de bu özelliklerinden bahsedebiliriz. Şimdi biraz ne kadar mesafe, hangi koşullarda ulaşılıyor onunla ilgili birkaç şey anlatayım. Ortama göre ne kadar mesafeye sinyal verebildiği değişiyor. Çok yoğun şehir merkezlerinde yani New York'ta Manhattan ya da İstanbul'da işte Maslak gibi yüksek binaların olduğu yerde bir microcell gateway'in hizmet verdiği mesafe 2-3 kilometreye kadar düşebiliyor. Ama önü açıldığı takdirde yani aradaki bu yüksek bina gibi bariyerlerden kurtulduğu takdirde bu onlarca kilometreye çıkabiliyor. Esasında önünde hiçbir engel olmazsa bu mesafe 500 kilometreye kadar çıkıyor. Bu nerede mümkün? Bu ancak uzaya doğru sinyalleştiğimizde mümkün. Ve netekim gerçekten de bizim ekosistemde şu anda bu gördüğünüz gibi LEO satellite, bunlar low earth orbiting yani alçak irtifada uçan uydular. Bu uydular aracılığı ile yerdeki sensörlerle bile iletişim sağlanabilmekte. Bu uçan satellite ki bunun örneği Lacuna şu anda bunu yapan iki tane uydusu var alçak irtifada uçan. Bu uyduların içinde LoRa gateway'leri var ve bu gateway'ler aracılığıyla yeryüzündeki sensörlerden veriyi alabilmekteler. Bu da 500 ile 700 kilometre arasında değişen bir mesafe demek. Şu anda ticari olarak bunlar hizmet vermiyor. Arge sürecindeler ama bundan 1,5-2 sene öteye baktığımız zaman yeryüzündeki sensörlerin sadece terrestrial dediğimiz yeryüzündeki ağlar değil, gökyüzündeki ağlar üzerinden de bağlanabildiğini göreceğiz. Kapalı ortama baktığımız zaman iç kapalı ortamlarda kullanılan pikoseller üzerinden durum nedir? Burada da tipik bir binada bu illüstrasyonu gördüğünüz gibi iç ortamda kurulan bu pikosel gateway'ler 2 kat yukarıya, 2 kat aşağıya yani toplam 4 kata sinyal verebilecek durumda. Yani katları dörde bölüp bu sayıda gateway, pikosel gateway yerleştirdiğiniz zaman bir binayı da içeriden kapsam alanı altına alabiliyorsunuz. Güvenlik tarafında ise dediğim gibi bütün modern iletişim teknolojilerinin kullandığı, yaygınca kullandığı endüstri standardı olan AES-128 kripto ailesi kullanılıyor. Bu sayede uç cihazların kimlik doğrulaması, paketlerin yollayıcının kimliğinin tespiti, tekrar yollamaya yani replay'e karşı güvenlik ve uçtan uca kriptolama hepsi mümkün. Hatta bunun üzerine aynı cep telefonlarının SIM kartında olduğu gibi donanımsal güvenlik de devreye giriyor. Eğer uygulamanızda anahtarları çok sıkı, yani donanım seviyesinde korumak istiyorsanız, biz SIM kart kullanmıyoruz çünkü SIM kartın maliyeti yüksek. Zaten removable olmasından dolayı da güvenlik zafiyeti var. Onun yerine Secure Element dediğimiz aynı seviyede güvenliğe sahip ek chip kullanarak cihazlarda bir SIM kart seviyesinde yüksek güvenliği de uç cihazlara sağlayabiliyoruz. Bir de buna ek olarak Firmware Update Over the Air dediğimiz bir özellik var LoRaWAN'de. Bu da LoRaWAN bağlantısı üzerinden büyük dosyaların
cihazlara verimli ve güvenli bir şekilde iletilme protokolü. Bu sayede cihazların firmware'lerini de istediğiniz zaman LoRaWAN üzerinden güncelleyebiliyorsunuz. Bu bir nevi esasında ilerideki oluşabilecek yazılımsal problemlere karşı bir sigorta. Hem sahada ileride karşılaşacağınız güvenlik açıkları olabilir. İletişim teknolojisinden değil ama sizin aplikasyonunuzdan dolayı olabilir. Ya da yeni bir özellik eklemeniz gerekebilir bu cihazlara. Cihazları toplayarak ya da her bir cihazı tek tek yakından ziyaret ederek değil, var olan LoRaWAN bağlantısı üzerinden bu yazılımları da FOTA özelliğiyle güncelleyebiliyorsunuz. Ne tip kurulumlar yapılıyor diye bakarsak, birincisi private network dediğimiz kapalı devre şebekeler. Bunlar ne işe yarıyor? İşte bir tüketici olarak isterseniz evinizde bir Wi-Fi access point gibi bir picocell gateway alıp evdeki sensörleri bağlayabilirsiniz. Kurumsal olarak binanızı bahsettiğim gibi her 4 katta bir picocell gateway kurarak kapsam alanı altına alabilirsiniz. İsterseniz bir kampüsü, bu bir fabrika olabilir, üniversite olabilir, bir apartman sitesi olabilir, kapsam alanı altına alabilirsiniz. Ya da bir ilçeyi ve hatta bir şehri bile kapalı devre şebeke ile kaplayabilirsiniz. Şimdi birkaç slide sonra bahsedeceğim bu akıllı şehir uygulamalarında belediyeler sadece kendi ihtiyaçları doğrultusunda bütün şehri kapsam alanı altına alabilir. Aynı şekilde operatör tarafında da fırsatlar mevcut. Bir şehri ve hatta bir ülkeyi bile LoRaWAN teknolojisi kullanarak kapsam alanı altına almanız mümkün ve bunun üzerinden hat satarak bir hizmet yapısı oluşturabilirsiniz. Peki bunu kimler yapıyor operatör tarafında? Dünyada 157 tane ülkede şu anda LoRaWAN kurulumları mevcut. Bunlar arasında 58 tane ülkede operatör mevcut. Yani bu ülkelerde ülkeyi kapsam alanı altına almış ya da almak üzere çalışan operatörler mevcut. Üzerinden abonelik üzerinden hat satabiliyorlar LoRaWAN ile. Ve 137 tane böyle operatör var dünyada. Ve bu operatörlerin bazılarına örnek verdim burada. İşte Orange, Swisscom, SK Telecom, Tata, NTT gibi Tier 1 dediğimiz yani lider pozisyondaki operatörler de bunların arasında ki bunlar tahmin edeceğiniz üzere LoRaWAN dışında Narrowband IoT ya da LTE-M gibi teknolojileri isteseler kurabilirler ya da kurmuş durumdalar. Buna rağmen LoRaWAN'i de bu daha önce bahsettiğim özelliklerinden dolayı ek olarak da bir hizmet olarak sunuyorlar. Ve bununla nasıl bir kapsama alanı oluşturuyorlar? Bu örneklere bakalım. Hollanda'da KPN operatörü ülkenin hemen hemen her yerini kapsama alanı altına almış durumda. %95'ten fazla popülasyon kapsama alanı altında. Aynı şekilde Belçika'da Proximus'da gördüğünüz gibi hemen hemen %100'e yakın bir kapsama alanına sahip. İsviçre'de Swisscom popülasyon olarak %100'e yakın kapsam alanı var. Ama tabii ki coğrafik olarak bazı beyaz alanlar var ama bu takdir edersiniz ki Alp dağlarından bahsediyoruz. Yani popülasyon olmamakla beraber orada çok kullanıcı da olmadığı için bu beyazlıkların kalmasında esasında herhangi bir problem yok. Mesela Fransa'ya gittiğiniz zaman Fransa'yı esasında iki tane operatör komple kapsama alanı altına almış durumda. Bir tanesi Orange, diğeri de Bouygues Telecom. Bouygues Telecom'un Obgenius markası. Peki bu teknoloji nereden geliyor? İşte orada da kısaca LoRaWAN'dan bahsetmem gerek. 5 seneyi biraz aşan bir geçmişi var LoRaWAN'ın. 500'e yakın üyesi var ve bu üyeler dünyanın dört bir yanından katıldılar LoRaWAN'a. Aralarında Amazon, Cisco, Intel, British Telecom, Tata, NTT gibi diğer telekom ve internet ve cloud dünyasını tanıyacağınız oyuncular da mevcut. Bu yapı altında 3 komite var. Teknik komite global standardın tasarımından sorumlu.
Certification Committee uç cihazların yani end device'ların sertifikasyonundan sorumlu. Ve Marketing Committee de bu ekosistemin oluşturulmasından ve teknolojinin yayılmasından sorumlu komitelerdir. Şimdi biraz bu işin fiziksel kısmına bakalım isterseniz. Bu LoRa Gateway diye bahsettiklerimiz neye benziyorlar? Mikroseller dış ortamda kurulan baz istasyonda diyebileceğiniz yapılar. Bunlar çatılarda, direk tepelerinde kurulan, GSM baz istasyonlarının yanında kurulabilen ürünler. Dış ortama yatkın, çok uzağa sinyal verebilen ürünler bunlar. Bir de pikoseller var. Bunlar iç ortamda kullanılan gateway'ler. Dış ortam kullanımına uygun değillerdir. Yani işte şimşek çakmasından yağmura, fırtınaya dayanıklı değillerdir. Aynı sizin evinizin içinde bulunan Wi-Fi Access Point'e benzerler. Hem fiziksel görünüşleri hem maliyetleri açısından. Bunlarla da iç ortamda ek kapsama alanı oluşturulabilmekte. Birçok marka var burada mikrosel ve pikosel üretim yapan. Cisco, Curling, Multitech, Tektelec, Uspace, Gemtek gibi. Ayrıca bir de development kitleri mevcut bu LoRa gateway'leri. Mesela burada gördüğünüz ST Microelectronics'ten Nucleo board'u. Bu board esasında bir LoRa gateway, 8 kanallı bir gateway. Bunu da kullanarak akademik ya da endüstriyel Ar-Ge, proof of concept geliştirmek mümkün. Uç cihazlara baktığımız zaman sürekli artan bir portfolyo mevcut burada. Yani örnekler çok fazla. Bunlara nereden ulaşabiliriz derseniz bakabileceğiniz yerlerden bir tanesi Actility şirketinin ThinkPark Market'ı. Burada esasında sadece uç cihazlar değil LoRa Gateway'lere de ulaşabilirsiniz. Şu URL'den bu markette var olan şeyleri görebilirsiniz. Şimdi hazır ThinkPark'tan bahsetmişken kısaca Actility'den de bahsedeyim. Daha önce söylediğim gibi Fransa merkezli bir yüksek teknoloji şirketi. Yaklaşık 10 senelik bir geçmişi var. Yüzü aşkın çalışanı var ve dünyanın dört bir yanında ofisleri ve müşterileri mevcut. Yatırımcıları arasında hali hazırda LoRaWAN'i kurmuş olan KPN, Swisscom, Orange gibi operatörler var. Ayrıca gene bu ekosistemden Cisco ve Bosch gibi şirketlerin de yatırım kolları mevcut. Ve Foxconn biliyorsunuz Apple'ın iPhone ürünlerinin üreticisi olan Tayvanlı üretici Foxconn da gene yatırımcıları arasında bu şirketin. Peki ne geliştiriyor Actility? Actility bizim Core Network dediğimiz yani bu şebekenin merkezi yönetim altyapısını geliştiriyor. Sahada var olan cihazların ve LoRaWAN gateway'lerinin bağlandığı ve üzerinden bulut tarafındaki aplikasyon sunucularına ulaşmalarını sağlayan şebekenin merkezi yönetim sistemi ve bu ürün ailesinin ismi de ThinkPark. Biraz daha ayrıntılı bakacak olursak ThinkPark ürün ailesinde neler var diye. Çok geniş bir ürün portfolyosuna sahip Actility. Esasında sektördeki en geniş ürün portfolyosuna sahip. Neler var içinde? Operatörler için network server olan ThinkPark Wireless var. Enterprise yani kurumsal daha küçük çaplı şebekelerde ağlarda kullanılan ThinkPark Enterprise var. Bunların hem ulusal hem de uluslararası birbirleriyle bağlanması ve LoRaWAN omurgasını oluşturabilmesi için bir başka platform olan ThinkPark Exchange var ki bu platform üzerinden hem uluslararası operatörleri bağlayabiliyoruz hem de daha önce bahsettiğim gibi LEO satellite'lar üzerinden hizmet veren Lacuna gibi, Hybrid gibi satellite operatörlerini de biz ThinkPark Exchange üzerinden diğer ağlara bağlayabiliyoruz. ThinkPark Activation merkezi authentication yani kimlik tanımlama sunucusu. ThinkPark FOTA bahsettiğim gibi firmware update over the air'i destekleyen sunucu. ThinkPark Market'ı gördünüz zaten. ThinkPark Location geolocation özelliğini destekleyen bir sunucu.
üzerindeki farklı API'lar ile cihazlardan gelen lokasyon bilgilerini harmanlayıp bunları aplikasyonların kullanabileceği lokasyon bilgilerine çevirip API'ler üzerinden üçüncül sunuculara sağlayan bir hizmet. ThinkPark X ise verileri ön işleme yapabilen, ayrıyeten verileri saklayabilen ve popüler işte Amazon'un, Google'ın, Cumulocity'nin, ThingsBoard'un aplikasyon sunucularına API'lerle bağlayabilen bir ara hizmet. Ve gene Actility'nin güçlü olduğu yerlerden bir tanesi ekosistem. IoT alanında bir süredir çalışanların bileceği gibi bu iş bir ekosistem işi. Çünkü hiçbir şeyi, her şeyi tek başına bir şirketin yapması mümkün değil. O kadar çok bileşen var ki, yani MCU, modül, secure element, chip, device, gateway ve şebekeler arası geçişler. Bunları bir şirketin yapması mümkün değil. Ekosistem üzerinden bunların yapılması mümkün. Orada da ne kadar çok, ne kadar geniş bir ekosisteme sahipse bir ürün, o kadar kullanımı çok daha geniş alanlara erişebiliyor. Bizim de burada göreceğiniz gibi çok geniş ve sürekli genişleyen bir ekosistemimiz var. Kurulu ağlar, uydular dahil, çok geniş bir cihaz ekosistemimiz var. ThinkPark Market'ten görebileceğiniz gibi. Secure Element integrasyonlarımız, desteklediğimiz LoRa gateway'lerimizde oldukça geniş. Ve kurulumlara baktığımız zaman da bu dünyadaki 120'yi aşkın, 130'u aşkın operatörlerin yarısı Actility'nin ThinkPark altyapı ürününü kullanıyor. Yani Kaliforniya'dan Asya'ya, işte Amerika'da Comcast, Asya'da NTT, Tayland'da CAT, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa'da ağırlıklı olarak Rusya'da Enforta ve hatta Güney Afrika'da bile çok geniş bir operatör ağına sahip. Burada da hem geniş bir ağ hem de bazı uygulamaları, yani KPN gibi, Orange gibi 5 seneyi aşkın bir süredir de kullanılmakta, oldukça da olgun ve sahada test edilmiş, deneyimlenmiş ürünleri var. Şimdi biraz uygulama alanlarının spesifik örneklerine bakalım. İşi gerçekten sahada görelim, sahada tanıyalım. Bu ilk örnek su sayaçları örneği. Fransa'da dediğim gibi Orange'ın bütün ülkeyi kapsam alanı altına alan bir altyapısı var. Bunun üzerinden su dağıtım şirketi Veolia, uzun süredir kullandığı wireless enbastan LoRaWAN'e geçmeye karar verdi. Bu daha önce bahsettiğim bütün o önemli özellikleri de göz önünde bulundurarak wireless enbas yerine artık LoRaWAN'in doğru bir teknoloji olduğunu tespit ettikten sonra 3 milyon tane sayacını kademeli olarak Orange'ın network'ün üzerine taşımaya başladı. Dünyanın değişik yerlerinde hem su hem de hatta gaz sayıcı tarafında, ki bu sayaçların özelliği pille çalışmak zorunda olmaları, çünkü üzerlerinde bir güç kaynağı yok. Özellikle bu açıdan ve diğer özelliklerinden dolayı da ciddi market fırsatlarının yakalandığı bir alan, sayaçların LoRaWAN üzerinden okunması. Ve özellikle de şunun altını çizmek istiyorum. Böyle bir altyapı kurduğunuz zaman, bir ağ, şebeke kurduğunuz zaman bunu sadece su sayaçları için değil, birçok başka uygulama için de kullanabiliyorsunuz. Mesela Şangay örneğinde olduğu gibi 300 bini aşkın sensör var Şangay şehrinde. Bu sensörler üzerinden birçok alanda uygulamalar geliştirildi. Neler var? İşte yangın alarmları var. Nehirlerin su kalitesini ölçen sensörler var. Otoparkların doluluğunu tespit eden sensörler var. Bir de rögar kapaklarını takip eden sensörler var. Niye? Çünkü bu tünellerin içinde telekom kabloları, altyapıları geçmekte. Bunlar hırsızlığa maruz kalmakta. Buna karşı bu rögar kapaklarının açılıp kapandığını tespit edebilmek için bu sensörler şehrin genelinde kullanılmış.
Yani sadece sayaçlarda değil, kurulmuş olan şebeke üzerinden birçok farklı problem de gene aynı altyapı üzerinden giderilebilmekte. Yine bir başka popüler kullanım alanı ise personel ve varlık takibi. Burada görmüş olduğunuz kibrit kutusu boyunda bir tracker, konumunu GPS, Wi-Fi ve Bluetooth'tan belirleyen, daha sonra da LoRaWAN bağlantısı ile internete bu konum bilgisini yollayan Abbeway Tracker'ı. Abbeway 2 sene önce Actility'nin satın aldığı bir şirket. Biz normalde uç cihaz sensör üretmiyoruz. Buna tek istisna Abbeway'in tracker'larıdır. Bu tracker'lar ile burada gördüğünüz örnek Petrofac firmasının Omman'daki bir petrol rafineri inşaatı. İnşaatta işçilerin ve iş makinalarının takibi için bu sensörler kullanılıyor. Hem işçilerin güvenliği sağlanıyor, hem de işçilerin, yani iş gücünün optimizasyonu buradan sağlanabiliyor. 1000 tane tracker burada uygulamaya kondu. 30 tane master tracker dediğimiz bunlar endüstriyel tracker'lar, iş makinelerinin takibi için. Ve 5 tane gateway ile 400 metreye 600 metrelik bir alan, ki bu hani ciddi bir yapının olduğu, hem metalik hem de betonarme yapının geliştirildiği bir ortam. Buna rağmen bu zorlu ortamda bile bu tracker'larla personel ve iş makine takibi mümkün. Yine bu tracker'dan devam edersek güncel bir konu COVID-19 koronavirüsüne karşı da yine bu tracker'ın bir üst modelinde Bluetooth üzerinden insanlar arası mesafelerin ölçülmesi ve takip edilmesi, çok yakınlaşma durumlarında burada alarmların devreye girmesi, benzeri şekilde ortamda bulunan insan yoğunluğunun artmasının tespiti ve gene merkeze bildirilmesi, raporlanması, alarma dönüşülmesi mümkün. İş yerlerinin farklı bölgelere, zonlara ayrılarak çalışanların bu zonun içinde kaldığından emin olmak yine bu sensör sayesinde mümkün. Bu bugünlerde oldukça rağbet gören bir uygulama alanı ve hızla da sahaya geçmekte bu uygulama alanı. Bir başka örnek endüstriyel takip sistemleri. Bu gördüğünüz bir elektrik kabini, electrical cabinet. İçinde birçok elektronik devreler var. Bu tip kabinlerde ne tip problemler oluyor? İşte bunların izinsizce kapısı açılabiliyor, buraya gelen güç kaynağı kesilebiliyor, içinde ısı artabiliyor, yangın çıkabiliyor. Şimdi bunların uzaktan monitör edilmesi ortaya konulan gerçek bir değer. Burada da Schneider'ın bir çalışması. Bu elektrik kutu kabinleri için geçirdiği bir kit var. İçinde sensörler, sensörlerden veriyi alıp LoRaWAN üzerinden ileten bir LoRaWAN gateway mevcut. Ve bu şu anda Avrupa'da birçok ülkede sahada uygulamaya konmuş durumda. Hatta biz bunu hayata geçirirken LoRaWAN'ın kendi içinde bile advanced denilecek roaming özelliğini de devreye soktuk. Öyle ki bu farklı ülkelerdeki elektrik kabinleri ülkede bulunan operatörlerin şebekesi üzerinden roaming aracılığı ile Schneider'a iletilmekte. Bunu başka uygulamalara da yorumlayabilirsiniz tabii ki. Yani aynı şey başka çeşit sahadaki varlıkların takibinde de kullanılabilir. Bir başka örnekte akıllı bina, bina yönetimi, bina içinde doluluk, sıcaklık takibi, hava kalitesinin takibi gene sensörler üzerinden sağlanmakta. Burada tabii gene daha önce bahsettiğim katlar ve duvarları delip geçebilmesi bu radyo sinyallerinin, düşük maliyetle bu şebekenin kurulması, sensörlerin pille uzun süre hizmet gerektirmeden çalışabilmesi, bunlar karşımıza çıkan büyük avantajlar. Türkiye tarafında ise bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, bundan 10 gün kadar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi
web sayfasında bir yazı paylaştı. Burada LoRaWAN konusundaki planlarından ve niyetlerinden bahsettiler. Akıllı sayaçlarda gaz ve su sayaçlarında kullanma planı olduğundan, pilot çalışma yaptıklarından bahsettiler. Neden LoRaWAN'ı seçtikleri konusunda esnek ve güvenli mimarisine burada gönderme yapılmış. Ve şebeke sadece sayaçlar değil, akıllı aydınlatma, sulama, park yönetimi, su, enerji tarafında da gene yani çok amaçlı bir şekilde devreye sokulabilecek bir teknoloji. Sayaç tarafında mekanik sayaç okuma ve faturalandırma sisteminde ki oluşan maliyet ve hata payının ortadan kaldırılması ve özellikle gaz sayaçlarında sadece okuma değil, bir deprem anında ya da başka gerekli gördüğü durumlarda uzaktan da vanaların kapatılabileceği vurgulanan örneklerden. Evet, benim üzerinden geçmek istediğim slaytlar bu kadar. Özetleyecek olursak, elimizde bu LoRaWAN dediğimiz teknoloji pazarın ihtiyacını karşılayan ve yurt dışındaki pazarlarda oldukça ispatlanmış, yaygınca kullanılan bir teknoloji ve çok da geniş bir pazar fırsatına uygun. Biz Türkiye'de bu teknolojinin kullanımı açısından esasında oldukça geriden geliyoruz. Hani bu bir yandan kötü ama bir yandan da önümüzde esasında çok ciddi fırsatlar olduğunun da bir göstergesi dünyadaki gelişmelerle mukayese edersek. Evet, şimdi bu noktada biz soru cevaplara geçebiliriz. Zaten hali hazırda bazı sorular gelmiş. Ben şimdi oradan onları okuyup cevaplamaya başlayacağım. Ben onları cevaplarken de aklınıza gelen ek sorular varsa da bunları da chat penceresine ekleyebilirsiniz. So I'm switching to the Q&A now. Şimdi Fikret Bey demiş ki merhabalar, 8. slide'da LoRa standardından bahsettiniz. Bu standardı standart RF haberleşmesinden farklılaştıran nokta nedir? Neden standart RF değil de LoRaWAN Network? Şimdi RF dediğiniz esasında spesifik bir teknolojiye bahsetmiyor. RF dediğiniz radio frequency demek. Yani radyo sinyalleriyle veri iletmek demek. O bağlamda Wi-Fi, Bluetooth, 3G, yani işte WCDMA, UMTS, LTE, bunların hepsi esasında RF teknolojisi kavramsal olarak. Ama genelde piyasada RF diye bahsedilen, standart olmayan, şirketlerin kendi proprietary özel radyo iletişim teknolojisi RF deniyor genelde. Yani bu bağlamda LoRaWAN de bir RF teknolojisi ama özelliği standart olması, çok geniş bir ekosistem tarafından desteklenmesi, spesifik olarak pille çalışan, uzun mesafede iletişim kurması gereken cihazlara hizmet veriyor olması. O yüzden sizin RF diye bahsettiğiniz şirketlere özel, ekosistemi dar olan teknolojilerden birçok açıdan çok daha üstün ve hızla yaygınlaşan ve çoğu yerde de RF teknolojilerinin yerini alan, yani sadece sıfırdan kurulan ağlarda değil, var olan ağlarda da RF kullanan şirketlerin bir kısmı hali hazırda LoRaWAN tarafına geçiyor şu anda. Yani standart olmayan RF dışında wireless, MBUS gibi standart kullananlar bile bu geçişi yapmakta. Kendi use case'lerine göre LoRaWAN'ın daha uygun olup olmadığını tarttıktan sonra böyle bir geçiş gerçekleştiriyorlar. LoRaWAN'de 430 MHz ve 868 MHz kullanmak arasındaki farklar nelerdir? Uzun menzilde hangisi daha sağlıklı olur? Yine Fikret Bey'den. Şimdi standart esasında hem 868 hem 433'ü destekliyor olmakla beraber piyasadaki ürünlerin hemen hemen hepsi ve Avrupa bölgesindeki ağların hepsi 868 MHz'i destekliyor. Bunun da sebebi 430 MHz'in ekseriyetle daha kalabalık olması. Yani orada işte uzaktan oyuncakların uzaktan kumandasından garaj açacaklarına kadar birçok teknoloji 433'ü kullandığı için şu anda tercih edilen band 868. Bulacağınız ürünlerin çoğu, hatta hemen hemen hepsi 868'i destekler.
Mesafe olarak tabii 433'ün daha iyi, yani düşük frekanslı olduğu için daha uzağa gitmesi mümkün. Ama bu bahsettiğim interference'dan dolayı orada 868'e şu anda yenik düşüyor. Melih Çiçek Bey'in sorusu. 8 kanallı bir gateway'e en fazla ne kadar endpoint cihaz bağlanabilir? Bunlar aynı anda haberleşme yapabilir mi? Gateway'lerin ne kadar cihaz desteklediği esasında gateway'lerle ilgili herhangi bir sınırlama yok. Yani ne kadar paketi havadan duyabilirse o kadar hızla bunları arkasında duran network server'a iletebilir. Bunun böyle olmasının sebebi de bizim LoRa gateway'lerimizin hepsi stateless dediğimiz, yani kendi içlerinde veriyi saklamayan, tutmayan, uç cihazları takip etmeyen bir yapı var. Bizim mimariyi böyle bir yapıyla inşa etmemizin sebebi LoRa gateway'lerin olabildikçe neredeyse sonsuz oranda ölçeklenebilir ve düşük maliyetli olmasını sağlamak. Mesela bir 3G ya da 4G baz istasyonuna bakarsanız bu baz istasyonları kendisine bağlı her bir cihazın kimlik tanımlama safhasından itibaren takip eder. Konumunu bilir, onunla ilgili işte kaç tane paket yolladı bilir, onunla ilgili anahtarlamaları üzerinde tutar. O yüzden de kaç tane cihazı aynı anda destekleyebileceğinin limiti vardır. Çünkü bu cihazın içindeki işlemci gücü ve veri saklama kapasitesiyle limitlidir. Ama LoRa'da böyle bir şey yok. Çünkü paketler geldiği gibi hemen hemen hiçbir işleme yapmadan direkt buluta iletmekte. Burada karşımıza çıkan sınırlayıcı faktör kaç tane cihaz aynı anda ISM bandından iletişim sağlayabilir? Bu olmakta. Burada da tipik bir ISM tipik bir gateway günde 1 milyon tane frame, yani 1 milyon tane LoRaWAN paketini kendi üzerinden geçirebilir ve 1 milyonuna kadar yollanacak paketlerde ISM bandının kapasitesine ulaşmaz. Bunun arkasına da 60 bin üstünde cihazı koyabilirsiniz. Bu 60 bin kadar cihaz 1 milyon tane paket yaratarak ancak o zaman kapasiteyi doldurur. Dediğim gibi dolan kapasite gateway'in değil, dolan kapasite ISM bandındaki radyo kapasitesidir. Yani daha fazla paket birbiriyle çakışmadan, birbirini engellemeden iletilemez. Budur. Aynı anda haberleşme evet yapabilirler. Orada birçok teknik konu devreye giriyor. Birincisi yollanan paketler çok küçük ve çok az miktarda. Bu ISM bandının lisanssız kullanılmasının ön koşulu cihazların çok fazla veri yollayamaması. Yani bir cihaz duty cycle dediğimiz bir limitasyon var. Bir saatlik bir zaman diliminde ne kadarında iletim sağlayabilir? Mesela %1 duty cycle dediğimiz zaman 1 saatlik 3600 saniyelik dönemde bir cihaz sadece 36 saniye boyu veri iletişimi sağlayabilir. Zaten buradan regülasyon gereği cihazlar sürekli iletişim yapamıyor. Az ve ufak paketler yolluyorlar. Bu çakışmayı azaltıyor. İkincisi bu gateway'lerin bizim bulunduğumuz regülasyonda 8 ve 16 farklı kanalı olabiliyor. Yani her bir cihaz farklı kanaldan iletişim yapabiliyor. Bir de üzerine aynı kanaldan aynı anda iki cihaz veri yollasa bile eğer farklı veri hızında yollarlarsa, buna data rate ve spreading factor diyoruz, farklı hızla veri yollarlarsa bu sefer gene çakışma olmuyor. Buna rağmen yani aynı frekansta, aynı anda, aynı veri hızında yollarlarsa çakışıyor. Bu sefer de başka metodlar devreye giriyor. Bir tanesi her yollanan pakete bir acknowledgement istemek suretiyle cihazın veri gitti mi gitmedi mi öğrenip tekrar yollayabilmesi gibi tekniklerle günün sonunda biz bunun üzerinden güvenilir bir şekilde iletişim sağlayabiliyoruz. Okey, şimdi birçok soru olan uzun bir cümle Ahmet Kıtır'dan. Network operatörü olarak ThinkPark ya da TTN kullanmak durumundayız. Esasında ThinkPark altyapı, network operatörü değil altyapı. Yani siz bu altyapıyı alıp siz operatör olabilirsiniz ya da siz kendi ihtiyacınız kadar bir ağ kurup kendiniz kullanabilirsiniz. Yani ThinkPark, Actility operatör değil, ThinkPark da Actility'nin altyapısı. Bu altyapıyı alıp siz istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz.
Bu operatörler ETSI dışında ekstra şartlar koyma hakkına sahip. Dediğim gibi yani bunlar operatör değil. Bu altyapıları kullanan operatör ya da bu altyapıları kullanan siz kendiniz koşulları belirliyorsunuz. Tabii sizi bağlayıcı bir de regülasyonlar var. Dediğim gibi duty cycle limitasyonları var. Bir de hangi çıkış gücünde veri iletebileceğinize limitasyonu var. Yani herkes kullanabiliyor, kilometrelerce öteye veri yollayabiliyorsunuz. Ama tutup da sizin cihazınız sürekli veri yolluyorsa veya çok yüksek çıkış gücü kullanıyorsa mesela 1 watt gibi, bunlar tabii ki regülasyonu da ihlal ediyor. Yani bu şartlar altında o altyapıyı kuran, sahibi olan kendi koşullarını koyabiliyor. Kullanacağımız sensör ve gateway'ler spesifik olarak bu platformları herhangi birinde çalıştırmak üzere mi tasarlanmış olmalı? Hayır, sizin kullanacağınız sensör LoRaWAN'i destekliyorsa ve özellikle standart sertifikasyonu varsa siz bu sensörü ThinkPark'ta da kullanabilirsiniz. TTN'de de, diğer Loriot, Orbivise vesaire gibi başka altyapılarla da, bu sektördeki altyapılarla da kullanabilirsiniz. Burada yalnız bir uyum şurada gerekiyor. LoRa gateway'leri ile LoRaWAN network server'ının uyumlu olması gerekiyor. Çünkü ikisi arasındaki interface standart olmadığından, eğer sizin elinizde kullanmak istediğiniz bir gateway varsa şunu sormanız gerekiyor. Bu gateway hangi network server'ları destekliyor? Ya da network server'dan başladıysanız bu network server hangi gateway'lerle çalışıyor diye sorup ondan sonra eşleşenleri kullanmanız gerekiyor. Yani rastgele seçtiğiniz bir LoRa gateway ile rastgele seçtiğiniz bir network server'ı çalışmayabilir. Çünkü bunun çalışması için iki taraftaki şirketin de bir Ar-Ge yapması gerekiyor ortaklaşa. Bu önemli. Platformların getirdiği sınırlamaların farklılaşması cihazlar açısından uyum problemi yaratır mı? Platformlar sınırlama getirmiyor. Platformların neyi desteklediği farklılık yaratıyor. Mesela gelişmiş özellikler var. Class B, Multicast, Secure Element, Roaming. Şimdi bunları her platform desteklemiyor. Sizin de elinizdeki uygulama alanı ya da cihaz böyle gelişmiş özelliklere gerektiriyorsa siz o gelişmiş özelliklere sahip platformları kullanıyor olmanız gerekiyor. Yani orada gerçekten de ihtiyacınıza göre o ihtiyacı karşılayacak ağ altyapı platformunu seçmeniz gerekiyor. Sigfox ile birleşir mi ileride? Bu Sigfox ayrı bir teknoloji, ayrı bir şirket. İleride ne olacağını kimse bilemez. O yüzden ileriyle ilgili burada bir yorum yapmayayım. Sunumu evet paylaşacağız. Evet, sunumu da paylaşacağız internet ortamında katılımcılarla da. LoRa teknolojisinin LEO uydularla birlikte kullanılabildiğini biliyoruz. GEO uyduları üzerinden bir çalışma var mı? GEO uydular üzerinde benim bildiğim bir çalışma yok ve GEO biraz zor çünkü 30 bin kilometre ötedeki uydudan bahsediyoruz. O kadar uzağa bizim kullandığımız gibi 20 miliwattlarla ulaşmak pek pratik değil. LEO'lar çalışıyor ama GEO için bu biraz zor şu anda ve yani onu zorlayan bir uydu şirketinde ben duymadım henüz. Türkiye'de tanımsal alanlar için 10 kilometre kısa bir mesafe. Böyle bir durumda aradaki mesafeyi arttırmak için kullanabileceğimiz operatörler mevcut mudur? Evet, 10 kilometre tabii kısa ama yani siz eğer antenizi yükseğe takarsanız line of sight oluşturacağınız için çok daha yani 20-30-40 kilometre kadar öteye de gidebilirsiniz. Orada anahtar husus anteni ne kadar yükseğe taktınız. Yani anteninizi 500 kilometreye çıkarttığı olsanız LEO satellite'la 3500 kilometrelik bir spotlight oluşturabiliyorsunuz uydudan. Yani ya da bir balona takıp 18 kilometre kadar yükseğe çıkartırsanız bu sefer gene bir 700 kilometre öteye ulaşabiliyorsunuz. Yani uzun mesafe için anteni yükseltmeniz gerekiyor. Operatör illa şart değil ama bölgede operatör varsa tabii ki bu da sizin için bir seçenek. Yani o zaman işin matematiğini yapıyorsunuz. Ben bu altyapıyı kurarsam bana maliyeti nedir? Ben bu altyapıyı kurmayayım. Hani işte direkt anten gateway'i kurmayayım. Operatörden hat alayım derseniz eğer operatör varsa o zaman da operatöre ben cihaz başına ne kadar ücret vereceğim? Matematiği yaptığınız zaman ortaya çıkıyor. Yani çok geniş, süper geniş bir alandan bahsediyorsanız mesela diyelim ki kargo şirketisiniz. Bütün Türkiye genelinde varlıklarınız var. Şimdi siz Türkiye'nin her yerine gateway kurmazsınız. Yani maliyeti çok yüksek. O zaman operatöre gidersiniz. Yani bu bir uç örnek. Diğer uç örnek bir fabrikanız var.
Yüzlerce sensörünüz var. 4 tane gateway ile hepsine hizmet verebiliyorsunuz. Operatör orada kesin, yani hiç ihtiyacınız yok. Kendiniz şebekeyi kurarsınız. Tabii bu iki uç örnek arasında da farklı örnekler var. Sizin de onu biraz matematiğine bakmanız gerekecek. Network server'dan çektiğimiz verileri analitik uygulamalarımızdan geçirdikten sonra kullanıcı arayüzüne gönderip onun için özel bir platform kurup actuator komutu göndermesi sağlayabilirsiniz. Aynen böyle oluyor bu iş. Bu bahsettiğim işte mesela gaz sayıcından kullanım verilerini alabiliyorsunuz. Başka bir sensörden aldığınız işte deprem titreşimlerini yorumlayıp deprem oluyor diye bir çıkarım yaptığınız anda da siz bu sefer gaz vanasına uzaktan kapan komutu yollayabiliyorsunuz. Yani bu çift yönlü çalışan bir altyapı. Üzerinde hangi yönde ne yolladığını sizin aplikasyon katmanında ne yazdığınıza, ne geliştirdiğinize bağlı. ThinkPark Market'teki gateway'lerle uyumlu kendi sensörlerimizi geliştirebilir miyiz? Bunun için LoRa Framework'ü uyarak haberleşme yapmamız yeterli midir? Ayrıca LoRa Framework tüm geliştiricilere açık mı? Kolayca bu framework'e ulaşabiliyor muyuz? Evet, siz ThinkPark'a uyumlu end device geliştirebilirsiniz. LoRaWAN standardını takip ettiğiniz zaman bu cihazlar otomatik olarak ThinkPark'la çalışır. Tabii bunu yani test etmekte de fayda var. Yani spec'i farklı bir yorumlamanız olabilir, bir uyumsuzluk olabilir. Mutlaka bir testi de yapılır ki biz bunu uzaktan testini yapacak altyapıyı da sunuyoruz cihaz geliştiricilere. Ondan sonra siz test edildiği ve çalıştığını gördüğünüz bu cihazı ThinkPark Market'ta satışa sunabilirsiniz. Bizim bu 60'ı aşan operatör ağlarında da bu ThinkPark Market üzerinden satışa sunulabilir. Sizin burada kullanacağınız framework diye bahsettiğiniz açık kaynaklı kodlar var. Mesela Stackforce gibi. Bu open source implementasyonları alıp yani LoRaWAN stack'ini sıfırdan geliştirmenize gerek yok. Open source ile başlayıp üzerine direkt aplikasyonunuza uygun geliştirmeyi yapıp özelleştirebilirsiniz. Gateway'ler arasında Wi-Fi teknolojisindeki mesh yapı tarzı bir kurulum yapılabiliyor mu? Yoksa gateway'leri bulunduğu yerde TCP/IP bağlaması mı gerekiyor? Gateway'ler ön tarafta sensörlerle konuşuyor. LoRaWAN ile ya da fiziksel katmanda LoRa ile diyelim. Arka planda ise bunların internete ulaşması gerekiyor. İnternete ulaşma konusunda yani LoRa'ya özel değil, tipik bir sağdaki gateway'i neyle bağlıyorsanız onlarla bağlayabiliyorsunuz. Bu Ethernet olabiliyor, bu 3G olabiliyor, bu satellite backhaul olabiliyor. Ve isterseniz bunu bir mesh çözümüyle de oradan backhaul yapabilirsiniz elbette. Yani günün sonunda sizin bu gateway'leri bir yani internete ulaştırmanız gerek. Bulunduğunuz koşullarda bunlara hangisi varsa ve sizin için özellikle de maliyet açısından da mantıklıysa onu devreye sokmanız gerekiyor. Yani çok uzak noktalarda mecburen satellite'lar devreye giriyor. Daha geniş alan, daha GSM alanı olduğu yerde 3G, 4G devreye giriyor. Binalarda, kampüslerde Ethernet mevcut. İsviçre'de Alp Dağları'nın kapsama alanı dışında olduğunu belirttiniz. Coğrafyanın sonucunda hava koşullarında bu teknoloji üzerinde etkileri nelerdir? LoRaWAN'ın Türkiye'de Uludağ gibi zor coğrafik alanlara kullanıldığında verimi ne olur? Şimdi hava koşullarının buna etkisi esasında düşük. Niye? Çünkü düşük frekans kullanıyoruz. Yüksek frekansa çıktığınızda hani bu 5G'de bahsediyorlar ya 6 GHz, 27 GHz, 60 GHz. Bunlar hava koşullarından yoğun etkileniyorlar. Yani havadaki nem, yağmur bunları ciddi etkiliyor. O yüzden onların range'i düşük oluyor. Ama düşük frekanslarda bu etki oldukça düşük. Uludağ gibi zorlu coğrafik ortamlarda da tabii ki kullanılabilir. Mesela kayak pistlerinde kayakçıları takip için kullanılıyor bu. Yani hem arama kurtarma ekipleri için hem de siz bir grup olarak gittiniz, arkadaşlarınız nerede ya da çocuğunuzla kayağa gittiniz, gün içinde takip etmek istiyorsunuz. Kayak merkezlerinde de hali hazırda kullanılan bir teknoloji bu. Yani kayak merkezlerine de uygulaması var. Onun dışında geniş alanlarda da tabii o coğrafik ortamlarda kurulacak antenlerle ki o antenleri yerine göre backhaul'u microwave'lerle de yapılabilir ya da uydularla da yapılabilir.
Hatta Ar-Ge çalışması olabilecek balonlarla da yapılabilir. Bu oralarda da kapsam alanı oluşturmak mümkün. Bunun önünde teknik olarak bir engel yok. Tabii maliyetleri var böyle şeylerin. Hani günün sonunda Uludağ'ın ne kadarını kapsayacaksınız? Karşılığında nasıl bir iş var? Dediğim gibi kayak pisti ise kolay. Orada sorun yok. Bunun hazır ürünleri de var yurt dışında. Ya da siz kendiniz de geliştirebilirsiniz. Ve Ar-Ge maliyetlerini de çıkartan bir alan bu kayak pisti takibi. Ha. Şimdi burada OpenSSL'den bahsetmişiz. OpenSSL dediğimiz TCP/IP bazlı iletişimde kullanılan iletişim güvenlik protokolü. Biz TCP/IP kullanmadığımız için bu cihazlarda zaten OpenSSL buraya uygun değil. Uygun olsa bile bizim burada Secure Element diye bahsettiğimiz kriptografik anahtarların fiziksel olarak korunmasını sağlayan donanımsal ürünler. Yani iletişim güvenliği değil, iletişim güvenliğinde kullanılan anahtarların saklanma güvenliği. Secure Element saklanma güvenliği. Aynı SIM kartta olduğu gibi. SIM kartın içinde sizin anahtarlar vardır ve kimlik bilgisi vardır. Siz o SIM kartı bir telefondan çıkarıp diğerine taktığınız zaman bir anda sizin hattınız da oraya gitmiş olur. Çünkü sizin kimlik bilgileriniz onun içinde. Kişisel değil, hat kimlik bilgileri. Ve anahtarlar var içinde. O anahtarların korunması için SIM kart vardır. Ve gene o anahtarların korunması için de bizim dünyamızda Secure Element'lar var. Yani bu saklama güvenlik teknolojisi Secure Element. İletişim değil. İletişim işte TLS, SSL, IPsec, VPN bunlar iletişim güvenliği. Evet, iletişim güvenliğinde bu cihazların evrensel tekil ID'leri oluyor. Biz buna DevEY diyoruz. 64 bitlik bir değer bu. Her bir cihazın kendisine özel tekil 64 bitlik bir DevEY'i oluyor. Bu sayede biz bu cihazları bir şebekeye bağlamak istediğimiz zaman kimlik kontrolü yapabiliyoruz. Actuator komutlar real time iletiliyor. Bunun batarya kullanımı üzerinde etkisi var mı? Çok güzel, çok güzel bir soru. Şimdi bizim 3 farklı sınıf iletişim kategorimiz var. Class A, Class B, Class C diye. Class A iletişim sensör olarak çalışan uygulamalarda geçerli. Bu uygulamalar zaman zaman bazı veriler yaratırlar ve bu verileri istedikleri zaman A üzerinden internete yollarlar. Ama o veriyi yollamanın dışında hemen akabinde iki kere kulaklarını açıp dinleme yaparlar. Ondan sonra da uykuya geçerler. Bu ne demek? Eğer sizin bu cihaza bir komut yollamanız gerekiyorsa istediğiniz an anında yollayamıyorsunuz. Niye? Çünkü cihaz o anda dinlemiyor. Cihaz ne zaman dinliyor? Tekrar bir söyleyeceği bir şey olduğu zaman, bir veri yollayacağı zaman uyanıyor. Veriyi yolluyor. İki tane dinleme penceresi açıyor. Zaman penceresi orada dinleme yapıyor. Eğer bir söyleyeceğiniz varsa hemen sizin orada yollamanız gerekiyor. Şimdi buna biz Class A diyoruz. Sensörler için bu yeterli ve uygun. Nedir bunun avantajı? Pil ömrü çok uzun oluyor. Sürekli dinlemeyle kendisini meşgul etmiyor. Pilini hızla tüketmiyor. Ha, eğer sizin bu cihaza asenkron bir şekilde, yani o size bir şey demeden de bir şey söylemeniz gerekiyorsa, bir komut yollamanız gerekiyorsa, o zaman Class B'yi kullanıyorsunuz. Class B'de gene sürekli dinleme yapmıyor cihaz. Belli aralıklarla kulağını açıp dinlemeye başlıyor. Ve siz hangi aralıklarla dinleme yaptığını bildiğiniz için A tarafında tam doğru zamanda komutu yollayarak bu cihaza hükmedebiliyorsunuz. Ve cihazın hangi frekansa dinleyeceğini de, yani zaman frekansa dinleyeceğini siz ayarlıyorsunuz. Yani 2 saniyede bir, 4 saniyede bir, 8, 16, 64 saniyede bir dinle diye programlayabiliyorsunuz. Ne kadar reaktif olması gerekiyorsa o kadar sık dinletebiliyorsunuz. Bunun pil ömrü tabii ki biraz daha kısalıyor ama artık komutu alabilir hale geliyor. Mesela gaz sayaçlarında biz bunları kullanıyoruz. Çünkü bizim uzaktan da vanaları kapatabilmemiz gerek. Yani bizi dinliyor olması gerek. Ama sürekli de dinlemesine gerek yok. Yani birkaç saniyelik bir gecikmeyle de biz o vanayı kapatsak bu bizim işimizi görüyor. Bir de sürekli dinleme moduna alabiliyorsunuz cihazları. Buna biz Class C diyoruz. Bu da sürekli enerji beslemesi olan cihazlara uygun. Sürekli dinliyor yani. Buraya gerçekten anlık olarak komuta yollayabiliyorsunuz. Ve sizin cihazınız A, B ve C'yi hepsini destekleyebilir ve A, B, C arasında gidip gelebilir. Yani genelde A'dır ama tekrar size bir şey yolladığı zaman siz ona bir komut yollarsınız, C'ye geçer. Dersiniz ki önünüzdeki 15 dakika boyu beni sürekli dinle dersiniz.
sürekli dinler. Belki siz orada büyük bir dosya yollayacaksınızdır. Yollamanız bitince hadi şimdi A'ya geri dön dersiniz. Ya yani bu klaslar arasında ileri geri atlama yapabilirsiniz. Bu arada unutmadan eğer bu sunum sonunda hala sorularınız varsa da bu e-mail adresinden benimle irtibata geçebilirsiniz. Şimdi tekrar döndüm bakıyorum sorularda. Başka bir soru görmüyorum. Evet. Eğer yeni bir soru da gelmez ise, evet, zamanlama açısından da bir saati biraz aştık. Tamam, sanırım başka bir soru yok. O zaman ben de size katıldığınız için teşekkür ediyorum. Biz sunumu paylaşacağız, videoyu da online olarak yükleyeceğiz. Size de ileteceğiz. Dediğim gibi başka sorularınız olursa da kontak adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz ya da actility.com adresi üzerinden Actility'nin web sayfasına gidip oradan da bizimle irtibata geçebilir ya da daha fazla bilgi alabilirsiniz. Teşekkürler katıldığınız için.